Hayırlı günler. Bugün yeni bir video çekeceğiz. Eren kardeşimle bana soru soracak. Biz de kafamıza göre cevap vereceğiz ya. Yani. Şimdi gelen soruları sorayım mı hocam o zaman? Direkt girelim. Uzamasın video. Sor bakalım. Hocam, şimdi gündemde olan BİM ürünleri nasıl buldunuz diye bir soru gelmiş önceden. BİM ürünlerini nasıl buldunuz? Başlıyorum oğlum. Ses patlıyor. Tamam. BİM ürünlerini nasıl buldum diye soruyorsun. Aynen. Tamam. Şimdi kanka, BİM ürünü, bugün BİM'e gittim hususu, tamam mı? BİM ürünleri nasıl? Gerçi BİM'in amına koyayım, birçok ürününe çakma ama şahsen ben şey aldım, tamam mı? Bu ne abi? Gördüğünüz gibi şu neymiş bu? Yüksek kafeinli filtre kahve. Yani normal yüksek kalite diyor ama siz inanmayın. Normalde kahve işte, yani Nescafe. Meraktan bir insanın başına ne gelirse geliyor ya. Ben de merak ettim, aldım, sabahları akşamları arada bir içeriz. Bazen yengemden kavga ediyoruz, kahve yapmıyor bana Türk kahvesi. Bununla idare edeceğiz artık. Bir deneyeceğiz abi, yani. Şu çok yani güzeldi abi ama pahalı biraz ya, bana öyle geldi. Aynen. Bu 10 lira mı neydi yanlış hatırlamıyorsam. Bu nohut bilmem ne patlamalı, üstü çikolatalı. Bizim şahsen hoşumuza gitti yani. Güzel, tadı güzel. Protein kaynağı falan diyor ama siz inanmayın protein kaynağı olduğuna. Yani atıştırmalık olarak kullanılabilir. Ha, proteinini denemedim, bilmiyorum. Neydi lan? Proteini ben denedim abi, çok kötüydü ya. Performans. Çok... Ben protein denedim abi. İshal olanlar falan var. Benim Jim Hospital'da da paylaştım zaten. Adamın teki yazmış ishal oldum falan diye. Hani bilmiyorum ama yine de denenmez abi ya. Bilmiyorum hani sonuçta. Hani ya ben denemem şahsen. Ham maddesi tamam, protein var ama ham maddesinde ne var yani? Şimdi o da önemli. Ya şimdi ben sana bir şey diyeyim, ben zaten proteinlere karşıyım biliyorsun. Evet, yani protein tozlarına karşıyım. Bana göre en kralı da dişi gibi yaramıyor ama kullanan da kullanıyor. Bizi de sikleyen yok tabii. Kullanan kullanıyor ama. Bir kreatin biraz işe yarar. Zaten o da tıpta kanıtlanmış bir şey. Kas erimesi için falan kullanılan gıda takviyesi. Diğerlere ben şahsen inanmıyorum. Mesela proteini kaç paraydı Marco'nun? 30 TL abi. 30 lira. 150 gram değil mi? 150 gram olması abi. 150 gram 30 lira. Bak tavuğun kilosu kaç para abi? Size bir matematik yapayım. 50 lira 60 50, lira. Yok 40 lira. Tavuk göğsü 50-60 lira. Ne 50-60? Sen de amına koyayım. Abi bak bir isyan var. Bekle abi. Oğlum ben dün aldım 40 lira lan BİM'den. Abi dur bir dakika ya, bak bir dakika. Ya abi bak BİM'den kaç var lan biliyor musunuz? 40-45 arası abi. He 40-45 arası 40 lira. Bekle abi bekle. Mahallede 45. İzmir'de bak burada ben sen bir yerden aldım 40 lira. Ben yani, dün BİM'den aldım. 40 da var 60 abi, o tavuğu işte nasıl koyuyorlar biliyor musun? Şimdi bak burada söyleyeceğim ama mesela BİM'de olsun, ayrıbüde olsun, hani böyle hani nasıl diyeyim, böyle ölmüş yani, anladın mı? Tavuğun hani artık pesti çıkmış, onları kullanıyorlar. Benim kasap arkadaşlarım var, onlar söylüyor bunu yani. Şimdi mesela atıyorum, şimdi marka vermeyeyim de bazı markalarım var belirli olanların. Onlarda mesela iyi olanlarda niye iyi? Hani mesela kilosu 50 lira 60 lira, neden? Mesela Erpiliç bak 50-60 lira. Erpiliç'le BİM'in galiba Beslen mi Besler mi ne mesela aynı Erpiliç arabası bırakıyor. Birisi iyiyken birisi kötü, şişirilme aslında. Bak çok ciddiyim bu konuda, benim BİM'de çalışan arkadaşlarım da var. Eğer takipçilerinden varsa BİM'de A101'de çalışanlar yorumlara yazsınlar, bak abi ne demek istediğimi anlayacaksın. Şimdi bak oğlum, ben tavukçuluk yaptık bak biz 20 sene, tamam mı? Tavuk tavuktur amına koyayım. Bunun şeyi mi yani? Ya abi, uzaydan mı geliyor bu koduğum tavuk? Yani sonuçta yani sonuçta ne var burada abi? Tavuk göğsü. Şimdi çok teferruata girdim de milletin kafasına sikmeyelim. Tamam, tamam mı? Ortalama 40 lira. Hadi 45 evet, diyelim amına tamam koyayım. Abi, tamam abi, mı? Şimdi yarım kilo tavuk ne yapar abi? Matematiğiniz iyidir herhalde. 22,5 lira. 22. Tamam mı? 22,5 lira. Aşağı yukarı 100 gram protein var, tamam mı? 30 liraya tabii yarım, yo daha fazla alırız. Yani aşağı yukarı 6-700 gram alırız 30 liraya. 6-700 gramda 20 gramdan desen 140 gram protein var. Ama sen 30 liralık protein alacaksın, tamam mı? Karnın da doymayacak, bir sikime de ishal olacağım, belki de bedava yere gidecek. Bu iyisi kötüsü. Yani mantıklı olan iyi bile olsa tavuk alıp yemek bence. Şimdi takipçilerim de kamera arkasında, onları da aynen hocam diyor. Ama çekindikleri için diyor. Gerçi çekinecek de bir durum yok. Herkes özgür kardeşim. İsteyen istediğini söyler. Mantıklı, aklın yolu bir yani. En azından karınları doyar yani. Yesin. Yani. Ama tavuk da kardeşim ne kadar hormonlu, cartçurt da olsa yani, sonuçta besin yani. Herkes de bunu yiyor.
Yani benim tavsiyem bu arkadaşlar. Yani gerisini de bilemem. Şimdi ikinci soruya geçiyorum abi. Soruyu sorayım mı sormayayım mı biraz? Yanaştırma oğlum o kadar. Dur. Bundan sonra Atakan'la video gelir mi? Diye soru geldi. Yani çok bundan sonra Atakan'la video gelir mi? Yani şimdi hiçbir şeyi, tamam mı? Bak bir insanı, şöyle bir laf vardır. Hiçbir zaman çok sevmeyeceksin. Bir gün nefret etmek zorunda kalırsın. Bir insanın da çok nefret etmeyeceksin. Bir gün sevmek zorunda kalırsın. Ha şimdi tabii bunun Atakan'la ilgisi yok. Ama video gelir mi? Ya gelebilir de gelmeyebilir de. Yani sonuçta biz Atakan'la nikahlı değiliz amına koyayım. Ya bu soru çok sorulduğu için, tamam mı? Yani ben Atakan'ı takip edemem, o beni takip edemez. Ha ben tek başıma, tek tabanca bu yolda yürüyorum. İnşallah seyredersiniz, beğenirsiniz, beğenmezsiniz. O da sizin tercihinize kalmış. Ha video gelir mi? Onu da Allah bilir, bilemiyorum ya. Ama çok da canım istemiyor, işin de doğrusunu konuşayım. Abi bir soru daha gelmiş. Bence çok güzel bir soru. Bu aklınızda 20 yaşında olsaydınız şu an neler yapardınız demiş. Abi bu aklımda 20 yaşında olsaydım ne yapardım? Vallahi hiçbir fikrim yok. Mesela şimdi sen abi şu anki mesela yaşadıklarınla, sonuçta senin çok büyük bir geçmişin var. Her gün bir olaydasın. Yok bir tane adam diyor otobanda, yok işte inen çekti seksa. Biri diyor o bu şu. Ya şimdi şöyle, filmi geri sarsak, tabii hayatımda benim bazı yanlışlarım oldu. Ama maddi olarak, ya manevi olarak pek olmadı işin doğrusu. Yani o yaptığım hata, mesela bazen kavga yapardım, iki gün sonra vazgeçerdim, tamam mı? Bedava belediyede mesela çok kavgalarım oldu benim, giderlerim oldu, bazı yanlışlarımız oldu. Onları yapmazdık ama hayatta böyle çok bariz bir yanlışım hiç olmadı benim. 22-23 yaşında belediyeye girdim zaten, çalışıyorduk. Yani benim en boğuktan şeyim neydi, ben çok sinirliydim. Pat diye kavgaya girerdim, tamam mı? Yani 25-30-35-40'a kadar. Yani karşımda 100 kişi var, dalardım amına koyayım. Abi ama sizin şey tarafında, Lazlar'da o şey var ya, sen de Rizelisin ya abi. Onlarda bir var böyle, bir anda böyle bir sinir patlaması. Ha, yani ha. Belki genetiktir, belki yöreseldir, bilmiyorum. Ben sizin story'de paylaşıyorum ya, hemen soruyorlar. Bak hemen yani tipten mi anlıyorlar, şeyden mi anlamıyorum, hemen Rizelim bu hoca. Bak direkt, yani, net yani. Ya. Ha şimdi de şu hata var mesela, hata da değil de, mesela ben parayı pek tutmazdım. Yani cebimde 100 lira varsa o gün yerdim, yarın ne yapacağımı düşünmezdim. Şimdi burada gençlere tavsiye şu olabilir, yani para kazanmak tamam zor ama onu tutmak daha da zor. Yani her gün sen 1 milyon kazanmışsın, her gün de 1 milyon yemişsin. 10 sene diyelim işin düzgün gitti, tam yaşlanmaya başladın, yaşın bir yere geldi, işin bir bozuldu. Yarrak gibi kaldın ortaya ya falan. Zaten mesela... Ondan sonra şunu demeye başlarsın ki, çok insan diyor bunu. İşte biz zamanında şöyleydik. Ya zamanı bırak. Eski bir Çin atasözü bir şey der, tamam mı bak. Bir Çin atasözü şöyle der. Milli dünya senin denizde hangi fırtınalara yakalandığından ilgilenmez. Gemiyi nasıl limana getirdiğinle ilgilenir. Kesinlikle. Sen geçtiğinde çok iyi yaşamışsındır. Zengin bir hayat yaşamışsındır. Ama 45 yaşına gelmişsin, 50 yaşına. Bir bakıyorsun ki ortada hiçbir şey yok. Millet son haline bakar. Önceki haline kimse bakmaz ya. Olay bir şey bu. Var şimdi mesela bak, milli piyangoda adamlar parayı tutturuyor. O adam belki bak onu faize bile değil, 3-4 tane ev alsa 10 tane 15 tane ev alabiliyor. 3-4 tane ev alsa onu bile kiraya verse hani şey yapabiliyor, kendini geçindirebiliyor. Ömür boyu yeter o para yani. Aylık 100 bin lira bile harcasa yeter. Ama adam batıyor, cebinde 5 kuruş para kalmıyor. Neden? Adam çünkü dediğin gibi parayı tutmasını bilmiyor. Ya önemli olan parayı harcamak değil yani, hani kazanmak da değil, tutmak. O çok. Ya şimdi o sadece mini piyangoda değil. Bak şimdi hayatta birçok insan şahit olmuştur. Mesela benim şahit olduğum son 3-5 senedir bir arkadaşımız var. Babadan yer kalmış, ev kalmış, dükkan kalmış. İşte müteahhite vermişler bir dükkan, iki adamın hattı, otobüsü var falan filan. Adam 2-3 senedir hepsini bitirdi. Şimdi 1 lira yok amına koyayım. İşte o var. Yani yok. Şimdi bugünkü bu 5 sene önceki serveti olsa bugün 10 milyon evet. Ama adam bir senede anasını sikti bitirdi yani. Doğru. Tabii ki parayı tutmak bu noktada çok önemli. Maceraya girmemek önemli. Mesela şimdi Bitcoin var, bir de şey var ya, ne diyor başka şey vardı hani. Altcoin'ler, Bitcoin. Yok yok. Euro. İstanbul şey değil. Arsa alıyorlar onu mu diyorlar? Yat be oğlum. Borsa. Borsa. Şimdi borsaya giriyor adam, bir iki kazanıyor, sonra patlıyor ama sikiliyor. Şimdi ben hayatım boyu böyle şans oyunlarına hiç şey yapmadım. Yani benim param Bitcoin, yani sanal bir para amına koyayım, tamam mı? Ben elimden tutmadığım hiçbir şey sevmem ha. Elimden şimdi benim diyelim ki yani 100 bin liram olsun veya 10 bin lira, bankaya da yatırmam. Cebimde duracak amına koyayım. Ben onu arada bir seveceğim, tamam mı? Benim paramı kimse, ben öyle yapıda bir insanım. Ha yapan da
yapıyordur yani, diyecek bir şey yok. Abi şimdi diğer soruya geçeyim. İstediğiniz bir kişiyle video çekme şansınız olsaydı kimle video çekmek isterdiniz? Çok sevdiğin, istediğin birisiyle. Hayatta olur, hayatta olmaz. Yani böyle bir şey düşünmedim hiç Borut. Mesela, böyle, mesela örnek veriyorum. Kaan'ın Sultan Süleyman'la video çekmek isterdim. Veya tanışmak isterdim o, gibi. Göt gibi bir soru o. Birisi kim sorduysa. Sormuş işte. Kaan'ın Sultan Süleyman ölmüş yani. Ya hayır öyle sormuyor. Yani diyor ki istediğin anladım. Kişiyle video çekmek istiyor. Karşını oturtturup video çekmek istiyor. Bak yine bugün abi. Mesela kimden video çekmek. Bak sen bir söyleyeyim hemen aklıma geldi. Daha önce düşündüklerimi. Reis'ten video çekmek isterdim. Cumhurbaşkanı. Reis'e ne sorardın abi? Ciddiyim bak. Ya reise soracağım benim çok soru var. Mesela bir tane soru sorsan ne sorardın? Bence böyle silahlılarla ilgili bir soru sorardın. Şimdi yok. Şimdi reise ne derdim biliyor musun? Şimdi Türkiye'de 83 milyon insan var vatandaşımız. Bunu 90 milyon de. Şimdi şunu söylerdim bak şimdi. Para var pul var. Bugün istifa etse en az emekli maaşı 100 bin lira alır. Tamam mı? Para var pul var. Şimdi bu kadar milletten uğraşıyorsun tamam mı? Yani neden uğraşıyorsun? Ben olsam bırakırım giderim hava adalarına. Ya yemişim milletin derdini amına koyayım. Çeker giderim yani. Yani hakikaten bu iş çok merak ettiğim bir şey yani. Şimdi ben çok zengin bir insan olsam diyelim işte holding sahibi. Satarım abi ne var ne yok tamam mı? Alırım dükkan mükkan değerli şeyler. Giderim böyle 3 ay havayı da 3 ay anasının amında ardında ben olsam öyle yaşarım ya. Bazılarının hırs biliyor. Mesela artık hırs mıdır nedir bilmiyorum. Şimdi motorcu bir arkadaş var biliyorum çok zengin bir adam. Hani tanıdın değil mi anladın. Evet. O motorcu arkadaşa ben geçen dedim ki ya dedim abi senin bu kadar paran var. Bu kadar mal varlığın var. Ya ömrü hayatı boyunca yeter o para ona. Dedim ki yani niye bırakmıyorsun başkası alır dedi. Yani diyor ki yani hani ben bu kadar emek verdim. Ben diyor sıfırdan başladım dediğine göre söylüyorum. Ben diyor bu kadar diyor emek verdim diyor. Başkası alır diyor. Ben yapmasam başkası yapar bu piyasayı diyor yani anladın mı? Adamın gözünü hırs bürümüş yani. Mesela atıyorum adam 10 milyon kazanıyorsa neden diyor 11 milyon olmasın? Ya bir zaman sonra abi bu ciddi anlamda hırs bürüyor insanlar. Ya şu da var ama şimdi millete sen işini yarı yolda bırak denmez. Ama tabii iş yaparken de hayatı da yaşamak önemli yani. Şimdi hep iş de. Hiç yaşamıyor ama abi. Ya 60'a geldim. Yaraklara yan bastın hasta oldun bilmiyorum. Biraz da yaşamak lazım ya. Abi, her neyse geçelim çok abi. Çok güzel bir soru gelmiş bak. Furkan Er'le ilgili sponsorluk videosu çektikten hemen sonra Furkan Er'e BİM sponsor oldu hocam. Sizin bu işte parmağınız var mı? Tabii ki var. Yani. Valla videoyu sen çektin. Bak videoyu çektin. Bir hafta olmadı. Harbiden adam sponsor almış. Şimdi ben her zaman diyorum ya bak ben boş adam değilim. Ben bir video çekip de birilerine bir mesaj gönderiyorsam bunun illaki bir karşılığı olur. Ama geç ama erken fark etmez. Biz gerekli yerlere tabii ki videoyla bu işleri bildirdik. Dedik ya bu çocuğa sahip çıkın bak bu çocuk dünya ikincisi olmuş. Olimpiyaya gidecek. İddialık yapmayın dedik yani tamam mı? Demek ki birileri de bizi ciddiye almış ki almama şansları yok. Hayırlısı olsun Furkan'a diyelim. İnşallah Mr. Olympia olur. İnşallah abi. Şu an zaten 6 puan toplamış. Geçen daha paylaşmış storiesinde gördüm. 6 puan toplamış. 15-20 puan falan lazım herhalde. Tam bilmiyorum ama gitmesi için. O şekilde. Bak bir tane daha gördüm gelmiş. Hocam bir insana küfür bu kadar mı yakışır? Taktiğiniz var mı? Abi bu genetik herhalde. Benim mesela babam da biraz çok söverdi. Ya abi mi? Bak video çekmek ya istiyorlar. Aslında bak, var ya bir dakika bak. Bir dakika. Video çekmek istiyorlar. Adam geliyor buraya diyor ki hocam ne olur diyor söv. Bak az önce 2 dakika önce 45 yaşındaki adam geldi. Bak yemin ederim şunu söylüyor. Diyor ki hocam diyor bir video çekeceğim diyor Göksel'e diyor. Bir söver misin diyor. Demedi mi adam? Aynen. Yani bu da canlı şahit. Ya şimdi adamı hiç tanımıyoruz tamam mı? Adamı şimdi durup dururken sövme değil. Nasıl söveceğim yani? Şimdi millet tamam biz sövüyoruz ama biraz da böyle gırgırına sövüyoruz. Ha gerçek hayatta da biraz küfürbaz olduğum doğru. Doğru da şimdi mesela benim iki takipçim geldi tamam mı? Çevir abi çocukları bir göster. Göstereyim abi. Tamam. Evet beyler selam verin. Yine arkadaşlar bunlar. Şimdi adamlar beni ziyarete gelmiş. Kadir hocayla tanışalım aya. Şimdi bu adamları ben sövecek halim yok amına koyayım yani. Ya niye söveceğim yani? Ha adamlar buraya gelir. Kadir Hoca senin başın götün oynuyor. Sen işte lavuksun falan dedi mi? Yani sövmekten kalmam bir de döverim. Ama bu arkadaşlar temiz bir arkadaş. Bizi ziyarete gelmiş. Şimdi ziyarete ben manyak değilim amına koyayım. Her önüme geleni söveceğim. Mevzu bu yani. Anladım abi sorular bitti. Şimdi bu şeye geçelim ya bu kılıf işine. Aynen. Şimdi sen bir tanıtımını yap abi. Şimdi arkadaşlar. Göstereyim ben iPhone için olanı bu. Bu.
Şimdi böyle bir şey yaptılar bana, bir arkadaş sağ olsun, görüyorsunuz tamam mı? Bu telefon kılıfı, bu kaç paraydı lan bu? Abi şu an kargo dahil 60 TL'ymiş. Kargo dahil 60 TL, 50 lira da olabilir. Yani bununla benimle ilgisi yok. Arkadaş bunu yapıyor. Ha dersiniz ki dayı, Kadir hocam, Kadir amca, artık her ne diyorsanız, biz de bundan istiyoruz. Bize ulaşıp bunlardan yaptırabiliriz. Bir hatıra olarak saklarsınız veya saklamazsınız. Siz bilirsiniz. Benim çok hoşuma gitti kişi zaten. Kişi özel de baskı yapıyor. Tamam. Bilgin olsun. Hani kişi özel de yani. Hani mesela atıyorum, sen fotoğraf çekildin. Dedin ki buraya kendi fotoğrafını koy, çat diye koyabiliyor yani. Güzel. Baskılar bayağı da iyi zaten. Kaliteli gördüğüm kadarıyla. Şöyle silikon. Kaliteli. Her telefon modeline oğlum, göre de uygun. Bükmeseydin kırılacak, göt olacağız millete. Evet arkadaşlar, olay bu. Videoyu da burada kapatıyoruz. Kendinize dikkat edin. Umarım videoda aydınlanırsınız. Ya gerçi amına koyayım, aydınlanacak bir şey de yok da. Maksat muhabbet olsun yani, tamam mı? Mevzu bu. Herkese eyvallah. Kapat amına koyayım.